Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Güne, gündeme, hayata, yeni bir güne birlikte bakmak adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Her gün olduğu gibi yine bugün de güne bakan Hakan, sosyal medyadan, şehrimizden, dünyadan, Türkiye'den gelişmelerle yine sizlerle birlikte olmak için ekranları karşısında bizleri izleyenler efendim selamlar, sevgiler diyoruz. Güzel bir, hoş bir gün temennisi dileklerimizle efendim. Ağustos ayının 26'sındayız. Gündeme, hayata hep birlikte bakacağız. Gelişmeleri hep birlikte efendim şu dakikadan itibaren paylaşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Gündemde şehrimizdeki, işte ülkemizin genelinde gelişmeler, her ne varsa efendim bir bir sizlere aktaracağız. Gelişmeler elimizden geldiği kadar en doğru, en tarafsız bir şekilde sizlere aktarmak adına işte sosyal medya üzerinden biz buradayız efendim. Gündemdeki konulara birlikte bakacağız. Gelişmeleri hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve bugün 26 Ağustos sevgili izleyenlerimiz. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü ve işte tarihlerin yazıldığı bir gün. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı gün. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü biz de en içten dileklerimizle kutluyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde ve Malazgirt'te bugün etkinlikler dünden itibaren başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler şimdi Ahlat'talar. Gündeme dair gelişmeleri biz de tabii ki sizlerle paylaşacağız. Gelişmeleri en iyi şekilde sizlerle aktaracağız sevgili izleyenlerimiz. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz, saygıyla anıyoruz. Ve bu güzel tabii toprakların bugünlere gelmesinde emeği, katkısı ve mücadelesi olan herkese minnettar olduğumuzu yine bu yönde tabii ki Cumhuriyetimizin kurulmasına da öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü de anıyoruz. Güne, gündeme, hayata hep birlikte efendim şu dakikadan itibaren başlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler ve bu yönde bazı programlar sevgili izleyenlerimiz gündemdeki önemli konulardan biri olarak geçmekte. Biz de programımız hemen bu yönde başladık. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı gün olan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü biz de kutluyoruz. En içten dileklerimizle bizleri izleyenlere de sevgiler, selamlar göndererek hayata, gündeme hep birlikte işte sosyal medya üzerinden işte bakmaya başladık sevgili izleyenlerimiz. Gündemde her ne var ise bakacağız beraber. Evet, gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet Bitlis'in Ahlat ilçesinde bugün ve dün daha doğrusu etkinlikler başladı, dualar edildi, mezarlıklar ziyaret edildi, Selçuklu mezarlığı ziyaret edildi Ahlat ilçesinde gündemdeki konuların ilk sıralarında yer alıyor ve gündem tabii ki salgınla beraber içerisindeki önemli gelişmeleri de biz de sizlere aktaracağız sevgili izleyenlerimiz. Gelişmeleri bir bir şu anda izlemekte olduğunuz Güne Bakan Hakan'ın sosyal medya adresi üzerinden sizlere paylaşacağız. Gelişmelere birlikte bakacağız. Mesaj yazabilirsiniz. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı bizimle efendim paylaşabilirsiniz. Biz de sizlere gündemdeki konuları bir bir aktaracağız. Bir bir sizlerle gelişmeleri en doğru, tarafsız bir şekilde paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı, Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi videosu paylaştı. Dilerseniz hemen videoyu izleyelim. Arkasından da tabii ki İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı da Malazgirt Zaferi'ni Kızıl Elma için özel olarak hazırlanan bir video paylaştı. O videolarda yine paylaşacağız ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından Malazgirt Zaferi ile ilgili paylaşmış olduğu videoyu izliyoruz. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu baştan vatan olmaya, Kızıl Elma'ya, ya hey Kızıl Elma'ya. En güzel marşını vurmadan mehter, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu kazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter hesabından bu paylaşımı yaptı ve milletim adına yad ettiğini, başta Alparslan ve olmak üzere tüm kahramanları yad ettiğini sosyal medyadan paylaştı. Bu videoyla gündemdeki haberler arasında yer alıyordu. Hemen sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve beraberindeki heyet Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün etkinliklerle ilgili programı izledi. Hemen şöyle bir bakalım neler yaşandı, neler gündemde yer aldı. Biz de sizlerle paylaşalım istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gündeme düşen haber başlıklarını bir bir aktarmaya başladık bile. Sosyal medyadan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlerle sizler de efendim bugüne dair düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönüm etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Onunla ilgili de hemen fotoğraf ve görüntüleri de ekranlara getirelim sevgili izleyenlerimiz. Gündemde Ahlat ziyaretleri bu yönde başladı sevgili izleyenlerimiz. Günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Hemen ekranlarınıza da taşıyalım ve sizlerle de bu konuyla ilgili de detayları aktaralım. Evet, ekranlara şu anda getirdik sevgili izleyenlerimiz. Gündemi, günü, hayatı sizlerle paylaşmaya şu anda devam ediyoruz. Gününe çıkan haber başlıklarını bir bir sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Ahlat'talar sevgili izleyenlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Hiç merak etmeyin. Devletimiz madde manen ve tüm imkanlarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındadır şeklinde açıklamalarda gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Dualar edildi. İşte Anadolu'dan Türklerin giriş kapısı olarak sevgili izleyenlerimiz işte Ahlat'ta şu anda görmüş olduğunuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet dünyanın en büyük Selçuklu Türk Mezarlığı unvanını taşıyan ve UNESCO tarafından sevgili izleyenlerimiz kültür mirası olarak, geçici olarak listede yer alan en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Biz de hemen bu görüntüleri sizlerle ekranlarınıza getirdik. Şu anda paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Gündemdeki konular bu yönde. Dün bu şekilde Ahlat ziyaretleri başladı sevgili izleyenlerimiz. Hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Ahlat'ta gerçekleşen Malazgirt Zaferi etkinlikleriyle ilgili gösteriler izlendi. Onunla ilgili de tabii ki gündemdeki haber konuları arasında neler var? Hemen onları da şöyle bir ekranlarınıza fotoğraf kareleriyle taşıyalım, aktaralım. Evet sevgili izleyenlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Ahlat'taki etkinlikleri izledi. Gündem kollar arasında yer alıyor. Erdoğan etkinlikleri MHP lideri Devlet Bahçeli ile izledi sevgili izleyenlerimiz. Yakından takip etti. Gündemde gelişen haberler arasında yer almakta. Biz de hemen fotoğraf kareleriyle sizlerle şu anda bu etkinliklerle ilgili paylaşımları yapmaktayız. Sizler de görmektesiniz fotoğraf karelerini.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. Erdoğan ve beraberindekiler burada müzik dinlediler, sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak etkinlik alanında Han Çadırı'nı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler burada geleneksel müzik dinleyerek sohbet ettiler. Fotoğraf karelerinde ekranlarınıza hemen şöyle getirelim. Sizlerle paylaşalım sevgili izleyenlerimiz. Evet, gündemdeki konuların başında yer almakta. Gündeme hayata bakmaya devam ediyoruz. Daha sonra gösteri alanına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterilerini burada izledi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Ahlat'ta gerçekleşen bu etkinliklere sevgili izleyenlerimiz, biz de fotoğraf kareleriyle sizleri şu anda bu konuda bilgilendiriyoruz. Günün öne çıkan haber başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlikleri beraberindeki bakanlarla ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte izledi. Günün öne çıkan haber başlıkları arasında yer almakta. Ahlat'ta bugün etkinlikler devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii güne gündeme hayata bununla ilgili gelişen son dakika haberleri de düştüğü takdirde programımız içerisinde sizlere aktaracağız sevgili izleyenlerimiz. Biz de bir kez daha Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Buradan tabii ki Türklerin Anadolu'ya gelişi ve Anadolu'ya kapıların açılışı olarak nitelendirilen çok özel, çok anlamlı ve bu topraklarda biz de ebediyen kalmaya ve bu toprakları korumaya da devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen sağlıkla ilgili, pandemiyle ilgili gündem konularına geçelim dilerseniz. Günün öne çıkan haberler arasında sağlık konuları da tabii ki ön planda yer almakta sevgili izleyenlerimiz. Pandemiyle ilgili, sağlıkla ilgili, COVID-19'la ilgili her geçen gün yeni açıklamalar gündeme düşüyor. Ve Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca her akşam belli saatlerde Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıklıyor. Aslında tablonun üzerine çıktık şu anda. Yani tablodaki durum gerçekten rakamlar bazı şeyleri ifade ediyor ama şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın daha fazla hastalandığı, daha fazla can kaybının olduğu da gözlerden kaçmıyor. Ve bu yönde sevgili izleyenlerimiz, bakanlığın yapmış olduğu açıklamayla bazı illerimizde, 14 ilimizde düğün, kına, sünnet düğünü vesaire bu şekilde yapılacak olan etkinliklere kısıtlama getirildiği, diğer illerde ise bunların denetimli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için denetimlerin yoğun ve sıkılaştırılacağı, yani başa döndük diyebiliriz. Çünkü artık salgın kendisini daha da fazla göstermeye başladı ve bu virüs belasından kurtulmak için de biz de insanoğlu olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Maskeyi, mesafeyi, sosyal mesafeyi ve hijyen konusunda da çok dikkatli olmamız gerektiğini her zaman biz de bu yayınlarımızda hatırlatıyoruz. Yine hemen şunu da söylemekte fayda var. Kalabalık yerlerden uzak kalınması gerektiğini de yine hemen sizlerle hatırlatıyoruz. Çünkü kalabalık mekanlarda bulaş riskinin daha da fazla olduğu bir gerçek. O yüzden bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuları da göz ardı etmeyelim. Lütfen sizlerden ricamız, en önemlisi tabii ki kendimizi ne kadar izole edebilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız, bize de birçok mesaj geliyor. Yani evde karantina altında olanlar, evde salgından dolayı vakaların pozitif çıkmasından dolayı 14 gün, 21 gün sürelerini evde geçirecek olan arkadaşlarımız da var. İşte yüksek ateşli, herhangi bir şekilde vücutta belirtiler de tabii artık kendini farklı farklı bir şekilde göstermeye başladı. Aman dikkat diyoruz. Okulların açılma konusu da Türkiye'nin gündeminde tabii ki. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz şu anda hizmet içi eğitime başladılar. Okullara gidiyorlar ama öğrenci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz kademeli olarak 31 Ağustos'ta EBA üzerinden, daha sonrasında 21 Eylül'de ise kademeli olarak birebir örgün eğitimlerinde başlaması bu yönde açıklanmıştı. Ama ne olacak? Sonunda nasıl bir açıklama olacak? Bununla ilgili de işin gerçeği daha tam bir netlik yok. Açılacak deniliyor ama okullar
bilemiyoruz. Eylül ayında salgının hangi boyuta geçeceğini hiç kimse tahmin edemiyor sevgili izleyenlerimiz. Evet, bu yönde işte salgınla ilgili sevgili izleyenlerimiz önce şöyle bir tabloyu bir ekranlarınıza getirelim. 25 Ağustos 2020 sevgili izleyenlerimiz. Görüyorsunuz tarihi. Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sizlerle biz her gün paylaşıyoruz. Bilgilendirmek amacıyla zaten biliyorsunuz ama önemli olan bazı şeyleri tekrar etmek. İşte tabloda giderek test sayısı 100 bine doğru yaklaştı. Zaten Bakan Koca da test sayısında artış olacağını, test sayısındaki artışı gerçekleştireceklerini ve yakında 100 bini göreceğiz demişti. 98.231 kişiye dün yapılan testler bu yönde sevgili izleyenlerimiz. İşte rakamları sizlerle şu anda paylaşıyoruz. Görmektesiniz. 98.231 kişiye test yapıldı. Hasta sayısı 1502. Evet, 1502. Görüyorsunuz geçtiğimiz haftalardaki rakamlarla şimdiki rakamları şöyle bir kafanızda lütfen kıyaslayın ve bu rakamlar içerisinde biz salgının neresindeyiz diye kendi kendimize daha da fazla soruyoruz. 1502 kişi hasta sayısı olarak dün açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Yine akabinde 24 kişinin vefat ettiğini de şu anda hemen ekranlarınızda sizlerle paylaşmaktayız. 24 kişi de hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısında her geçen gün düşüş var. 887 hasta sayısı her geçen gün iyileşme oranında düşüş yaşanıyor. Bu yönde dikkatli olmalıyız. Biz bunu devamlı sizlerle paylaşıyoruz, hatırlatıyoruz. Sizler de zaten bu konuları her zaman biliyorsunuz ama yine önemli olan bir kez daha hatırlatabilmek, bir kez daha bu yönde sevgili izleyenlerimiz sizleri bilgilendirebilmek. Biz de bunun için bunları her gün sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal medya Güne Bakan Hakan canlı yayınlarında ve burada da rakamları açık bir şekilde sizler de görmektesiniz. Evet, iyileşen hasta sayısı her geçen gün düşüyor. Aman dikkat diyoruz. 887 görünmekte. Yol çok uzun. Sağlık yönünde uzun bir yolumuz var. Bu yönde dikkatli olmayı biz sizlerden rica ediyoruz. Hepimiz tabii ki bu çemberin içerisindeyiz. Yani bu sen ben olayı değil. Bu hepimiz olayı. Bu yönde dikkatli olmamız lazım. Bu yönde birbirimize karşı korumamız gerekiyor sevgili izleyenler birbirimizi. Ve işte alınan tedbirlerde yoğun bir şekilde gündeme düşüyor. İşte bu tedbirlerden bir tanesini hemen ekranlarınıza getirelim. Geçtiğimiz aylarda düğünler serbest oldu. Eğlenceler, etkinlikler ama İçişleri Bakanlığı 14 ilde düğünleri yasakladı sevgili izleyenlerimiz. Bu da gündeme gece saatlerinde düşen bir haberdi. Hemen bu haberle ilgili detayları da sizlerle şu anda ekranlarınıza getirdik. Ve dikkat diyoruz, lütfen düğünler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Sivas'ta herhangi bir kısıtlama yok ama düğünlerle ilgili işte görmüş olduğunuz gibi 14 ilde düğünlerle ilgili kısıtlama geldi sevgili izleyenlerimiz. İçişleri Bakanlığı açıkladı. 14 il için yeni koronavirüs tedbiri bu şekilde ele alındı. Bu iller hangileri diyeceksiniz? Yani bugünden itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilemeyeceği açıklandı. Edilmeyeceği açıklandı sevgili izleyenlerimiz. İşte İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi. Sivas'ın ismi geçmiyor ama Sivas'ta da tabii ki ismimiz yok diye kendimizi lütfen salmayalım. Bu yönde nişandı, düğündü vesaire bu gibi etkinliklerde çok daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle işte bu sayılan illerde düğünlerde çok fazla vaka görüldü gündeme düşünce İçişleri Bakanlığı tedbirleri daha da arttırmak anlamında bu genelgeyi paylaştı 81 il vilayetiyle. Biz de hemen sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. İşte Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde sünnet, İşte kına geceleri, nişan ve benzeri düğün etkinliklerine müsaade edilmeyeceği, bu illerde düğün ve nikahın en fazla 1 saat içerisinde tamamlanması sağlanacak. Yani 1 saat içerisinde hemen her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Diğer illerde de tabii ki yine saat sınırlaması söz konusu. Bu da tabii ki illerin il hıfzı sağ kurulu ve valinin almış olduğu kararlar içerisinde tedbirler, sıkı sıkı denetimler artırılıyor sevgili izleyenlerimiz. Aman dikkat diyoruz. Biz hepimiz bu çemberin içerisindeyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. İşte İçişleri Bakanlığı 14 ilde düğünleri yasakladı. İllerdeki yasaklar vatandaşların sağlığı ve can güvenliği açısından çok önemli. Bu yönde dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, güne gündeme bakmaya devam edelim bizler efendim, izleyenlerimiz efendim, mesaj atanlara da bir bakalım neler yazmışlar. Günaydın, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş efendim. Balım Yılmaz Hanım bizlere yazmış, teşekkür ediyoruz. Pozitif vakalar apartman girişine yazılsın, pozitif olanlar kendilerini saklıyor ve ortalıkta dolanıyorlar. Cahit Gencer, çok haklısınız. Bakın biz de bu konuda çevremizde konuştuğumuz insanlardan bunu duyuyoruz, çok üzülüyoruz. Yani hatta geçtiğimiz gün bir arkadaşımız anlattı, kendi aralarında konuşurken birdenbire hani konuştuğu kişi benim abim pozitif diyor ve aynı evde yaşadığını söylüyor ve o ortamda insanlarla sohbet ediyor. Şimdi yani abisinin pozitif olması, aynı evde yaşaması ve abisinin yani kendisiyle bir bulaş riskiyle birebir olması, sonra o kişinin çıkıp arkadaşlarıyla, çevresiyle muhabbet etmesi, muhatap olması. Saklamayalım. Bunun saklanacak bir yanı yok. Ricamız şudur, bu hastalığı, bu salgını hep birlikte yaşayacağız. Cahit Gencer, çok haklısınız. Bu yönde kesinlikle saklama olmasın sevgili izleyenlerimiz. Ayrıca Türkiye Anadolu 1071'de gelmedi. Çok eskiden tabii Göbekli Tepe'de bu ortaya çıktı. Onu da tarih olarak dile getirmiş. Evet, 10 bin yıldır burada ismi yazıyor. Tam okuyamadım. Göbekli Tepe ve Ön Türkler kitabı yazarı 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya son geliş tarihi olarak nitelendirdiğini not etmiş. Tabii ki bu da bir tarihte geçiyor ama özellikle Türklere bu kapıların 1071 Malazgirt zaferiyle, bu kutlu zaferle açıldığı da tarihte büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla yaşandığı için en çok da bu tabii gündemde, akıllarda kalıyor. 1071'den önce Türkler Anadolu'da yoktu demek tarihi hiç bilmemektir şeklinde bir açıklama bize mesaj göndermiş. Okuyalım, izleyicimiz bizimle paylaşmış. Cahit Gencer'e de selamlar, sevgiler. Efendim devam ediyoruz. Gün ve gündem hayat içerisindeki haber başlıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Gelişen ve gelişmekte olan haberlerde her ne var ise biz de sosyal medya üzerinden sizlere bir bir aktarıyoruz. Evet, Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, sevgili izleyenlerimiz, sosyal medya hesabı üzerinden COVID-19 ve pozitif çıktığını duyurdu. Bu da gündemdeki konular arasında yer alıyor. Hemen Ali Babacan'la ilgili de şöyle paylaşımlarımızı ekranlara getirelim. Ali Babacan sosyal medya hesabı, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve COVID-19 yani testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu konuda tabii ki vatandaşların da dikkatli olması yönünde bazı bu paylaşım içerisinde sözler ifade etti. Hemen onu da şöyle bir hazırlayalım, sizlere paylaşalım. Evet, işte Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bu açıklamayı yaptı Babacan. Sosyal medyadan paylaşımı da şu anda ekranlarınızda görmektesiniz. Babacan neler söyledi sosyal paylaşım üzerinden yapmış olduğu açıklamada? Biz de öncelikle tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından, sosyal medya hesabından duyurdu. Ve Ali Babacan, şu an durumum çok iyi şükür. Doktorların bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin ifadelerini kullanarak bu paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yani bu virüsün siyasetçi, doktor, hemşire, işçi, memur, işte vatandaşın yani hiçbirinde bir, yani hiç kimsenin garantisi yok. Yani bunu sizler özellikle bilin ki biliyorsunuz biz özellikle hani bu tarzda siyasetçilerin de virüse vakaların pozitif olarak çıktıklarını da paylaşıyoruz ki onlar da zaten bu konuda vatandaşları da çok fazla uyarıyorlar. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Biz de hemen sizlerle bunu paylaştık. Sayın Babacan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gün, gündem, hayat, gelişmeler, her ne varsa diyoruz ya, sosyal medya üzerinden paylaşımlarımızı aktarıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gelişmelerdeki haber başlıklarına bir bir bakıyoruz. Gündem konusu içerisinde paylaşımlarımızı sizlere aktarıyoruz. Sivas Valiliği'nde de sevgili izleyenlerimiz, tabii ki salgınla ilgili İl Pandemi Kurulu toplandı ve bu yönde tedbirlerin daha da fazla artırılacağı yönünde açıklamalar gündeme düştü. Bununla ilgili de sevgili izleyenlerimiz, Sivas Valiliği'nde İl Pandemi Kurulu bir toplantı gerçekleşti ve salgında sahada uygulanacak kararlılığın devam edeceği
özellikle vurgulandı. Çünkü denetimler. Denetim çok önemli. Yani vatandaş olarak kendimizi bazen salıyoruz. Farkında olmadan, dikkat etmeden, hiç farkına varmadan bazen bu kuralları ihlal edebiliyoruz. İşte Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Pandemi Kurulu dün akşam toplandı Sivas Valiliğinde. Sahada uygulanan denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği, buradaki efendim toplantı sonrasında gündeme düşen konular arasında yer aldı. Evet, kararlılıkla devam edecek Sivas Valiliği bu yönde. Denetimleri sıkılaştırılacaklarını, tabii tüm Türkiye'de bu denetimlerin yoğun bir şekilde artırıldığını da İçişleri Bakanlığı gönderdiği genelgelerle gösteriyor. İşte 14 ilde de düğündü, nişandı, sünnet düğünleri gibi etkinliklerinde yasaklandığını az önce sizlerle paylaştık. İşte Sivas'ta da Covid-19 vakaları denetimleri, evde izolasyon takibi, salgın denetim merkezlerinin faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda sahada uygulanan denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı. Bu yönde tabii yapılan toplantıda vatandaşlara hatırlatma anlamında denetimlerin daha da sık yapılacağı ve aynı kararlılıkla bu denetimlerin devam edeceği de biz de bir kez daha duyuruyoruz. Yani Sivas'ta işte o özellikle hani Ağustos ayının ortalarında yoğun bir gurbetçi trafiği yaşandı. Biliyorsunuz hatta Sağlık Bakanı da 2 milyona yakın kişinin Sivas'a gelip gittiğini ve vakaların bu yönde de bir artış gösterdiğini. Şu anda Sivas Numune Hastanesi'nin tamamında da salgınla ilgili bu yönde o binanın da tamamen salgınla ilgili kullanılacağı da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hatta Sivas Valisi Salih Han eğer bu konuda yeterli bina olmazsa yurtları da bu yönde kullanabiliriz şeklinde açıklamaları da gündemde var. Tabii bunlar çok güzel ama geçmişteki durumu şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman Sivas'taki sağlık binalarının hayatımızdan birer gittiğini sizler de o günlerde fark ettiniz. O günlerde sesimiz bizim yüksek çıkmıştı ama duyan olmamıştı bir gazeteci olarak. İşte hayatımızda her an neyle karşılaşacağımızı, dünyanın bize ne sunacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. O yüzden biz vatandaş olarak, ülke olarak, devlet olarak tedbirli bir hayatı vatandaşa sunmak zorundayız. İşte Giresun'da da bunun acısını yaşadık sevgili izleyenlerimiz. Allah bir tabii ki veterinden saklasın diyoruz. Salgınla da mücadele konusunda binaların önemine bir kez daha burada önemini fark etmiş olduk. İşte sahada uygulanan denetimler aynı kararlılıkla devam edecek denildi. İl Pandemi Kurulu bu açıklamalarla gündemde yerini, sıcaklığını koruyan bir haber olarak ekranlarınıza getirdik. Selam kardeşim, hayırlı sabahlar diliyorum demiş Mustafa Karagöz. Efendim merhabalar diyoruz sayın Mustafa Karagöz'e de. Selahattin Ekerer, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hakan Bey, efendim bizleri rutin olarak böyle her gün sağ olsunlar izliyorlar, takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz de sizlerle birlikte olmaktan mutlu oluyoruz. Selamın yanına bazı tabii ki düşüncelerinizi de eklerseniz, hani salgınla ilgili çevrenizde sizlerin de yaşadığı, bizim göremediğimiz, sizlerin içerisinde olduğu durumlar da varsa lütfen bu yönde bizlere ulaşın, bizlerle bu konuları da lütfen paylaşın diyoruz. Ricamız budur. Tabii ki gerçekten hepimiz aynı çemberin içerisindeyiz. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Onun için de lütfen dikkatli olalım, dikkatli bir şekilde birbirimize destek olarak da bu tabii ki salgını atlatacağımızı da bir kez daha söylüyoruz. Dikkat, dikkat, dikkat. Yani vatandaş olarak birbirimizi bu yönde, hani az önce bir izleyicimiz de dedi yani kimse pozitif olduğunu söylemiyor. Lütfen, yani eğer pozitifseniz bunun kaçınılacak veya da bunun saklanacak bir yanı yok. Sizinle beraber başka birileri de bu hastalığın içerisine düşmesin. Eğer kendinizi bu yönde test yaptırıp pozitif olduğunuzu tam anlamıyla bildiğiniz anda karantinaya alın. Zaten doktorlar da sağlık içerisinde yer alanlar da devletimizde bu yönde her zaman söylüyor ve evde de bu kişilerin hepsini denetlemek çok zor. Yani gerçekten hani denetlemeler yapılıyor ama herkesi birer birer denetlemek çok zor. Pozitif olduğu halde gezenleri de duyuyoruz. Aman dikkat diyoruz. Lütfen, lütfen. Yani kendinizi düşünmüyorsanız çarşı pazardaki insanları düşünün. Efendim gündemdeki konular, gelişen haber başlıkları bir bir aktarıyoruz sizlerle. Gün ve gündem içerisindeki haberlere bakıyoruz. Hayatın içerisindeki olup biten haberleri sizlere hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Birazdan günün haber başlıklarını, memleketimizin gazete manşetleri, sonrasında da ulusal manşetlere bakmaya başlayacağız sevgili izleyenlerimiz.
Baba oğul Kızılırmak boyunca bot sürecekler. Gündemdeki önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül Sivas Kongresi ve Cumhuriyetimizin 101. yıl etkinlikleri kapsamında baba oğul Kızılırmak'tan işte Kızılırmak'a Samsun'a kadar gidecekler. Dün ilk tabii ki burada Sayın Vali Ayhan ve beraberindeki protokol baba oğlu botla onları yolcu ettiler. İnşallah sağ salim güzel bir şekilde böyle güzel bir şekilde etkinlik onlar da gerçekleştiriyorlar. Biz de diyoruz ki efendim yollar açık olsun Sivas Kongresi'nin 101. yıl etkinlikleri kapsamında Orhan Çakırer ve oğlu Muhammed 8 ile uğrayarak Samsun'da son bulacak olan Kızılırmak boyunca bir bot yolculuğuna dün başladılar. Valimiz Salih Ayhan ve il müdürlüğü uğurladı. Biz de onlara yollar açık olsun diyoruz. Güzel bir etkinlik, azimli bir şekilde yollar açık olsun. Aman bir şey olmasın diyoruz. İnşallah baba oğul sağlıklı bir şekilde Samsun'a varırlar diyoruz. 4 Eylül'de Samsun'da olacakları yönünde de tabii ki açıklamalar geçiyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki kurum müdürleriyle ilgili görevli kişiler dün baba oğlu Eğri Köprü'nün olduğu alandan yolcu ettiler. Biz de işte o fotoğraf karelerini ekranlarımıza getiriyoruz. Yollar açık olsun diyoruz. Baba oğul Kızılırmak boyunca Samsun'a kadar gidecekler. 8 ile uğrayarak tabii dinlenecekler. İnşallah sağlıklı bir şekilde ulaşırlar diyoruz. Sivas Kongresi'nin 101. yıl etkinlikleri kapsamında. Tabii ki Covid-19 salgını olduğu için 101. yıl etkinlikleri bu sene bazı kısıtlamalarla ilgili çok da daha böyle bir aza indirildi. Geçtiğimiz yıl 100. yıl etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlanmıştı. Bu sene de pandemiden dolayı 101. yıl etkinlikleri yine böyle az insanların hani etkinliğin çok kalabalık ortamlarda olmayacağı şekilde ayarlanıyor. İşte bu etkinliklerden bir tanesi de Orhan Çakırer ve oğlu Muhammed 8 ile uğrayarak Samsun'da son bulacak bir bot sürecekler. 101. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki ilgili birimler yolcu ettiler baba oğlu. Yollar açık olsun diyoruz efendim. 4 Eylül'de Sivas'ta olacakları yönünde de gündemde haberler, açıklamalar geçiyor. Önemli, güzel bir haberdi. Sağlıklı bir şekilde gidip gelmek nasip olsun diyoruz. Baba oğla da ve onları tanıyanlara da biz de bu güzel efendim etkinliği hayata geçirdikleri için de teşekkür ediyoruz. Efendim gündem, konular, gelişmeler ne varsa bir ekranlara taşıyoruz. Sosyal medyada Güne Bakan Hakan'ı sizler takip etmektesiniz. Biz de efendim gündemdeki konulara elimizden geldiği kadar en doğru, tarafsız bir şekilde paylaşımlarımızı yapıyoruz. Şimdi kamu çalışanlarına uzaktan dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı gündeme düşen konular arasında geçiyor. Bu konuyla da ilgili sevgili izleyenlerimiz resmi gazetede bir açıklama gündeme düştü. Onunla ilgili de hemen sizlere hatırlatalım. Çünkü salgınla ilgili vakaların artması, vakaların yoğunluk kazanması böylece kamu çalışanlarına da yeni bir düzenleme, yeni bir çalışma saati düzenlemesi gündeme gelen konular ve açıklamalar arasında yer aldı. Hemen onu da ekranlarınızda paylaşalım. Konuyla ilgili de sizleri bilgilendirelim istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kamu çalışanlarıyla ilgili açıklama resmi gazetede yayınlandı. Covid-19 salgını kapsamında kamu çalışanlara yönelik tedbirler konulu genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgede neler yer alıyordu hemen sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlanan karara göre Cumhurbaşkanı genelgesi salgının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla bu salgını mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılması yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına çalışanlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlayacak. Hatırlıyorsunuz Mart ayından itibaren biz bu salgınla Türkiye olarak, ülke olarak mücadeleye başlamıştık ve o günlerde de çalışanlara esneklik getirilmişti. Özellikle sağlık sorunu olan memurlar, kamu çalışanları evden tabii ki bu çalışmalarını sürdürmüşlerdi.
Yine sevgili izleyenlerimiz, dönüşümlü çalışanlar gelmediklerinde idari izinli sayılacaklar. Cumhurbaşkanı'na bağlı ve ilişki kurum ve kuruluşlar için üst yönetici, bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlar için bakan, taşra teşkilatları, bakanlıklarca belirlenmemiş ise ile mahalli idarelere bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri için de ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için üst yönetici tarafından bu kişiler belirlenecek ve söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacaklar sevgili izleyenlerimiz. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacaklar. İşte bu da gündeme düşen sıcak bir haberdi. Kamu çalışanlarına uzaktan dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle duyuruldu sevgili izleyenlerimiz. Biz de sizlerle paylaştık. Yani durumun ciddiyetinin farkındasınız değil mi? Bakın tekrar başa döndük ve yeniden bu salgınla ilgili kısıtlamalar, tedbirler daha da yoğun bir şekilde gündeme düşüyor. Bunlardan bir tanesi de işte COVID-19 salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konusu genelgesi resmi gazetede dün yayınlandı. Biz de ekranlarınıza hemen bu haberi paylaştık. Efendim, gündemdeki hayat ve gelişen haberler, her ne varsa bir bir ekranlarınıza paylaşıyoruz. Gelişmeleri en doğru, tarafsız bir şekilde sizlere aktarıyoruz. Gelişmelere bakıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, CHP kanadında neler konuşuluyor diye şöyle bir merak ediyorsanız, o yönde de gündeme dair açıklamalar var. CHP sözcüsü Sayın Öztürk'ün açıklamaları gündemde yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Ve 30 Ağustos'la ilgili kısıtlamaların açıklanması üzerine gündemde bu yönde tabii ki açıklamalar yoğun bir şekilde gündeme düşmeye başladı. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları gündemde yer aldı. Öncelikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu 30 Ağustos'la ilgili söylemlerini sizlerle paylaşalım. Gündemdeki gelişen haberler arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu ne söyledi 30 Ağustos'la ilgili kısıtlama konusuna? Hemen onu ekranlarınıza getirelim. Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos kısıtlamalarına tepkisi şu sözlerle gündemde yer aldı. Çok açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar şeklinde açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündeme düştü sevgili izleyenlerimiz. Bu da gündemdeki konular, haberler arasında yer alıyordu. Ekranlarınıza hemen getirdik ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları gündemdeki 30 Ağustos'la ilgili açıklamalar ve başka neler söyledi. Varlarsa yapsınlar, bu millet Cumhuriyeti seviyor, Atatürk'ü seviyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kısıtlama getirmesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, çok açık ve net söylüyorum dedi. Cumhuriyet ile, Cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar şeklinde açıklaması gündeme düştü sevgili izleyenlerimiz. Ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğurlu'nun konuşan Kılıçdaroğlu, ne yaparlarsa yapsınlar bu millet Cumhuriyeti seviyor, Atatürk'ü seviyor, Kuvayi Milliyesi'nin ne olduğunu biliyor, demokrasiyi seviyor, 30 Ağustos'un ne kadar değerli olduğunu biliyor, Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini gayet iyi biliyor. Dolayısıyla gerçekleri örtemezsiniz, kalkacaksınız, 30 Ağustos'ta ilgili sınırlamalar, yasaklar getireceksiniz. Sonra da dönüp topluma parlak mesajlar vereceksiniz. 30 Ağustos'u bu millet kutlayacaktır. Belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, vatandaşlarımız buna öncülük yapacaktır diye konuştu. İşte bu açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'ta ilgili açıklamaları gündeme bu yönde düştü sevgili izleyenlerimiz. Ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk da bu yönde açıklamalar yaptı sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz hemen Faik Öztürk'ün da yapmış olduğu açıklamaları ekranlarınıza hemen taşıyalım. Bakalım Sayın Öztürk neler söyledi 30 Ağustos'a gelen kısıtlamayla ilgili. Bu da gündemde özellikle konuşulan konular arasında geçiyor. Yani Malazgirt Zaferi kutlanıyorsa, bununla ilgili etkinlikler yapılıyorsa neden işte bu yönde 30 Ağustos'a bir kısıtlama geliyor şeklinde Öztürk bunlara da vurgu yaptı. 15 Temmuz etkinlikleri yapılıyorsa neden 30 Ağustos etkinlikleri yapılmıyor şeklinde açıklamalar gündemde sıcaklığını korudu. Ve CHP'den hükümete 30 Ağustos tepkisi, milli bayram
alerjiniz mi tuttu dedi. İşte Öztürk'ün açıklamaları. Her milletin tarihinde bazı önemli dönüm noktaları vardır. Bizim zengin tarihimizde de önemli dönüm noktaları bulunur. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi böyle bir dönüm noktasıdır. Bir diğer dönüm noktası 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Yine çok büyük bir dönüm noktası 30 Ağustos 1922 büyük zaferidir. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı savaş meydanında kazandığı 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü yaklaşıyor. Ayasofya Camii açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz'u 3000 etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı. Buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var. Pandemide ikinci dalga mı başladı? Yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti? Ben buradan bir de şunu soruyorum. 30 Ağustos'un bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı? Her milletin tarihinde bazı önemli dönüm noktaları vardır. Bizim zengin tarihimizde de önemli dönüm noktaları bulunur. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi böyle bir dönüm noktasıdır. Bir diğer dönüm noktası 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Yine çok büyük bir dönüm noktası. Sayın Öztürk bu açıklamalarla gündemde yer aldı. CHP'den hükümete 30 Ağustos tepkisi, milli bayram alerjiniz mi tuttu şeklinde CHP sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Faik Öztürk'ün açıklamaları bu yöndeydi. Kılıçdaroğlu da sert tepkiler gösterdi sevgili izleyenlerimiz. Az önce söyledik, Kılıçdaroğlu da çok açık ve net söylüyorum, Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar şeklinde açıklamasıyla gündemde yer aldı. CHP parti sözcüsü Faik Öztürk da 30 Ağustos'la ilgili milli bayram alerjiniz mi tuttu diyor. Bugüne kadar yapılan etkinlikler yapıldı da 30 Ağustos neden yapılmıyor şeklinde bu açıklamalar gündeme düşen sıcak gelişmeler içerisinde yer alıyordu. Hemen ekranlarınıza biz de getirdik. Dedik ki efendim herkesin fikrini, düşüncesini ve demokrasi içerisinde paylaşımlarımızı biz de bu ekrandan sizlere bir bir yansıtıyoruz, bir bir aktarıyoruz. Gelişmelere hep birlikte bakıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Gelişmelerde her ne var ise birlikte gözden geçiriyoruz. Bakalım gazetelerimizde bugün neler var? Hemen şöyle bir memleketimizin gazetelerine göz atalım. Manşetten hangi haberler gündeme düşmüş sizlere paylaşalım istiyoruz. Bu haber başlıklarında da sevgili izleyenlerimiz manşetteki haberleri gazetelerden ekranlara yansıtıyoruz. Sizlere aktaralım haber başlıklarını gözden geçirelim şöyle. Evet, gazetelerimizi hemen ekranlarda hazırlayalım. Bizim Sivas Gazetesi, memleketimizin gazeteleri Türk'ün bir aya üzengide gerek. İşte 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile ilgili gündem manşeti bu yönde sevgili izleyenlerimiz bizim Sivas Gazetesi'nde şu anda ekranlarınıza getirdik. Sizler de bu tabii ki paylaşımı görmektesiniz. Hemen şöyle bir detaylarına bakalım. Türkler insanlık tarihini değiştiren büyük bir güçtür ve gücünü hareketli olmaya borçludur. Evet, Türk'ün bir ayağı üzengide gerek adlı manşet bizim Sivas Gazetesi'nde. Bugün efendim bu haber işte Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta, Malazgirt'te şu anda gerçekleşiyor. Bizim Sivas Gazetesi olarak da Türk'ün bir aya üzengide gerek, yani Türk toplum olarak, millet olarak geçmişten bugünlere at üzerinde her zaman savaşlarla, mücadelelerle bir hareketlilik içerisinde bugünlere geldiğimizi gösteren bir manşet. İşte Türk'ün bir aya üzengide gerek manşeti günün bizim Sivas manşetinde. Teşvik paketi bizleri memnun etmedi. Evet, Sivas'ın önemli konulardan bir tanesi de dördüncü bölgede yine yerimizde sayıyoruz. Teşvik anlamında, yatırımların gelmesi anlamında başkanlar, oda başkanları teker teker konuşmaya başladı. Dün özellikle bizim Sivas gazetesinde sizlere Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek'in sözü çok
acayip böyle bir ses getirdi diyebiliriz. Hani bu ayıp bize yeter diye manşeti taşımıştık ve hemen akabinde oda başkanlarından acaba nasıl böyle bir tepkiler gelecek diye merak ediliyordu. İş ve teşvik paketi konusunda Sayın Beşir Köksal da, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Beşir Köksal da bu yönde bir açıklama yaptı sevgili izleyenlerimiz. Köksal, Sivas'ın teşvik bölgesinde yeri bir an evvel değişmeli dedi. Cumhurbaşkanına ve siyasilere seslendi Sayın Köksal. Dedi ki, resmi gazetede yayınlanan teşvik paketi bizleri memnun etmedi dedi. Evet, iş ve teşvik paketi bizleri memnun etmedi diyor Sayın Köksal. Umut ediyoruz ki bu sözlerin hayata geçmesi için de bir birlik içerisinde toplu halde oda başkanları Sivas adına kenetlensinler diye temenni ediyoruz. Eğer bu yönde bir arada birlik ve beraberlik olursa o zaman işte Ankara Sivas'ın sesini daha da net bir şekilde duymuş olur diye temenni ediyoruz. Hemen bakalım başka neler var. Memleketimizin haber başlıklarını sizlerle paylaşıyorsa bu gazete bizim Sivas gazetesinde biz de çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızı hazırlıyoruz. Haberlerin birçoğunu ben biliyorum ama yine sizler için aktarıyoruz. Türkiye'nin internet karnesi açıklandı. Evden internet erişim %90.7'ye ulaştı. Pandemi günlerinde hepimiz internet başındayız. Bakın biz de pandemi günlerinde ne keşfettik? Sosyal medyadan sizlere bir televizyonculuk yapabileceğimizi, televizyon mantığıyla bir yayın yapabileceğimizi, KJ'mizi, kurgumuzu, haberlerimizi, fotoğraflarımızı bir televizyon gibi sizlere bu ekranlardan, Facebook, sosyal medya üzerinden ulaştıracağımızın biz de dedik ki efendim yapalım, vatandaşımızı bu salgın günlerinde en sağlıklı bir şekilde bilgilendirelim. Ve Türkiye'nin internet karnesi TÜİK tarafından açıklandı. Evden internete erişim %90.7'ye ulaştı. Evet, yani aslında tabii %100 de denebilir. Çünkü şu anda herkes internet üzerinden alışveriş yapıyor. İnternet üzerinden yaşamını sürdürüyor. İnternet üzerinden yoğun bir şekilde hayat geçiyor. İnternet kullanım oranı erkeklerde %84.7, kadınlarda ise %73.3 olarak açıklandı. Erkeklerle kadınlar birbirine yakın. Arada bir %10'luk dilim var. Ve işte görüyorsunuz artık çağımızın en önemli kullanım aracı dijital ortam. İnternet bu yönde birçok işletme, birçok fabrikada pandemi döneminde kendisine internet anlamında bir çekidüzen verdi. Geçmişte internet siteleri çok fazla önemsizdi. Hani sosyal medya nedir ki kardeşim denilirdi. Şimdi sosyal bir medya, iletişim, dijital yönde hayatımızın tam ortasında yer aldı. TÜİK de bu verileri açıkladı sevgili izleyenlerimiz. İşte Türkiye'nin internet karnesi %90.7'ye ulaştı evde internet kullanımı. Üreticiler son sistem cihazlarla üniteler donatıldı. Şehrimiz için güzel bir haber. Kadın Doğum Hastanesi Cumhuriyet Üniversitesi'ne ek bir bina yapıldı geçtiğimiz aylarda ve hizmet vermekte. Burada tabii ki hem çocuk hastalıkları hem de kadın doğum üzerine uzmanlar güzel bir şekilde vatandaşlarımızı tedavi ediyor, çocuklarımızı ve anneleri. Ve işte bununla ilgili de Sivas'ta bebek ölüm hızını azaltmak için. Geçtiğimiz yıllarda Sivas'ta bebek ölümleri daha fazlaydı. Neden? Yeterli şekilde teçhizat yoktu. İşte ekipman vesaire, bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanıyordu. Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında üniteler yeniden düzenlendi ve son sistem cihazlarla donatıldı. Böylece küvezek olan çocuklar, doğum sonrası yaşanacak herhangi sıkıntılar daha sağlıklı bir şekilde müdahale ediliyor. Üniteler son sistem cihazlarla donatıldı. Kadın Doğum Hastanesi, Sivas'ta Çocuk Hastanesi yakın zamanda hizmete girmişti. Tabii pandemi dolayısıyla biliyorsunuz vatandaş olarak birçok kişi şu aralar hastanelerden uzak duruyor. Hani virüs kapmamak, bulaş riskiyle karşı karşıya gelmemek adına. Ama önümüzdeki günlerde bu salgını inşallah atlattıktan sonra hastanelerdeki yenilikler de hepimizi çok da mutlu edecek. İşte üniteler son sistem cihazlarla donatıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde. Evet, bunlar günün öne çıkan haber başlıkları sizlerle paylaştık. Divriği'de haneler şenlendi. Divriği'de geçtiğimiz aylarda, daha doğrusu yılda da diyebiliriz. Sivas için 300 fikir, 300 proje. Bu çok önemli bir projeydi. Özellikle bu proje birçok vatandaşa dokunabilen projelerden biriydi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Divriği'de buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtımı gerçekleşti. Günün haberleri bu yönde bizim Sivas gazetesinde. Hemen Memleket Sivas gazetesine bakalım. Memleketin manşetinde neler yer alıyor? Şimdi ekranlarınıza taşıyalım sevgili izleyenlerimiz. Memleket gazetesi ekranlarınızda. Sivas ilk 30'da. Acaba bu ilk 30 nedir?
değil mi? Merak ediyor. Manşet çok önemli. Manşetin içeriğine de bakalım hemen. Sivas niçin ilk 30'a girmiş? İyi yönde mi, kötü yönde mi? Bunu bir hemen analiz edelim. Ve memleket Sivas, Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Temmuz ayları arasında 1837 senede protesto çekildi. Kötü yönde. Evet, yani iyi bir yönde 30'a girememişiz. Sivas bu alanda 81 il arasında 27. sırada yer aldı. Evet, 81 vilayet arasında çeklerin, senetlerin protesto çekilmesi yönünde 27. sırada yer aldık. Türkiye Bankalar Birliği bu açıklamayı yaptı. Risk merkezinden elde edilen bilgiler bu yönde deniyor haberde. Ve işte Ocak-Temmuz ayları arasında 1837 senede protesto çekildi. Sivas ilk 30'da sevgili izleyenlerimiz. Esnaf borcunu ödeyemiyor. Esnaf sıkıntıda. Esnaf can çekişiyor anlamına geliyor. Bu da memleket Sivas'taki manşet. Samsun'a kadar kürek çekecekler baba oğul. Efendim işte Sivas Kongresi'nin 101. yıl etkinlikleri kapsamında bu sene etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalı tabii ki yapılıyor. İşte bu etkinliklerden bir tanesi de baba oğul Samsun'a kadar kürek çekecekler. Biz de paylaşmıştık bu haberi. Yollar açık olsun diyoruz bir kez daha sevgili izleyenlerimiz. İsteyince oluyormuş diyor. Tarihi Eğri Köprü civarında Kızılırmak'ın dört tarafı çöplüğe dönüşürken Vali Salihhan İl Protokolü'nün katılımı ve Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında sporcular bot ile uğurlanması öncesinde o bölgeyi biz gündeme taşımıştık. Yani çok kötü, çok çirkin, çok rezalet bir durumdaydı. Anlatmıştık, söylemiştik ama kimse duymuyor. Demek ki orada bir etkinlik yapılması gerekiyor. Yani etkinliğin yapılacağı zaman her taraf öyle bir temizleniyor ki ben bile şaşırıyorum. O yüzden bunu çok defa söylüyoruz. Devlet büyüklerimiz Sivas'ımızdan elinizi çekmeyin. Hani Sayın Valimiz de birçok yere gidiyor. Hatta diyoruz ki efendim aralıklarla işte Sayın Bakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şehre böyle yılda 2-3 defa gelmesi en çok isteğimiz oluyor. Neden? Makam, mevki, efendim protokol geldiği zaman vallahi caddeler, sokaklar müthiş derecede temizleniyor. İşte Kızılırmak'ın kenarı da baba oğul yolcu edileceği için etraf temizlenmiş. Elinize sağlık. Olsun. Temizlendi efendim. Bir etkinlik sayesinde güzel de bir çevreye kazanmış olduk. Çevre kazanmış olduk. 101. yıl etkinlikleri kapsamında orada tabii ki vatandaşlar ara sıra yürüyüş yapıyorlar. Ve çevre çok çirkin, çok pis kokular geliyor bölgeden. Eğri Köprü hak ettiği şekilde korunmuyor Sivas'ta, onu da söyleyelim. Bu konuda daha duyarlı olalım. Böylece baba oğul efendim Samsun'a kürek çekmek için yola çıktılar botla. 101. etkinlikleri kapsamında Sivas Kongresi'nin. Ve çevresi de tabii ki protokol gelmeden önce ne oluyor? Çık 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 hemen temizlenmeye başlanıyor. Güzel, elinize sağlık. Böyle ara sıra kıyı köşe böyle görünmeyen yerlerde etkinlik yapılması gerekiyormuş demek ki. Durmak yok, yola devam. Sivaslı pedallarda antrenmanlar devam ediyor. Antrenör Hakan Yiğit antrenmanları belirlenen program dahilinde devam ettiklerini söylediler. Bisiklet süren, bisiklet yarışları içerisinde olan gençlerimize de biz de buradan efendim başarılar diliyoruz. Memleket Sivas'ın haber başlığı da bu yöndeydi. Günün öne çıkan haberlerine devam ediyoruz. Express gazetesi ekranlarınıza geldi. Her türlü senaryoyla eğitime hazırız. Evet, hangi senaryolar var acaba eğitim içerisinde merak ediyoruz değil mi? Senaryo, kurgu, evet düşünüyoruz. Nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız ama biz bir gerçeğin içindeyiz. Hangi gerçek? Covid-19 gerçeği, salgın gerçeğiyle öğrencilerimiz tabii ki bu yönde eğitim alacaklar mı? Bu yönde eğitim başlayacak mı diye herkes bunu merak ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Savaşçı ise her türlü senaryoyla eğitime hazırız açıklamasıyla gündemde yer alıyor. Senaryolar içerisinde neler var Sayın Savaşçı merak ediyoruz. Hemen şöyle bir haberin detayına bakalım. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı 11 Eylül'de açılacak olan okullarda ilgili her türlü senaryoya karşı yani ne gelecek başımıza bilemiyoruz ama biz hazırız diyor Sayın Savaşçı. Savaşçı velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebileceklerini ifade etti ama veliler ne diyor? Biz duyuyoruz. Ben göndermeyeceğim diyor birçok veli. İnşallah tabii ki bu salgın insanlar salgın konusunda çok ciddi anlamda çekingen davranıyorlar ki haklılar. Öyle de davranmak zorundalar çünkü gördükleri ve yaşadıkları tablo ne yazık ki dönüş olmayan bir tablo değil mi? Daha dikkatli olmak lazım ama eğitimin de devam etmesi gerekiyor. Nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağız biz de bilemiyoruz. Ama Milli Eğitim Müdürü bu yönde her türlü senaryoya hazırız demiş efendim. Allah güç versin diyoruz. Evet, çocuklar özlediklerini dile getirmiş. Öğretmenlerimiz okullarımızı özledik.
Biz salgın sürecinde yatmadık, gece gündüz çalıştık, okulları birlikte açacağız dedi Sayın Savaşçı. Bu açıklamalarla gündemdeki konular arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. İşte manşet bu yönde. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde sona doğru Sivas'ta tarihi Yaraçık Cezaevi binasında müze dönüşümüne çalışmalar sona gelindi. Bu da gündemdeki haberler arasında yer alıyor. Ve hemen Express gazetesinin arkasından diğer gazete İrade gazetesine hemen bakalım. İrade'nin manşetinde ne alıyor, yer alıyor? Gerekirse yurtları hastaneye çeviririz. Evet. Sayın Valimizin bu yönde yapmış olduğu bir açıklama gündeme manşetten düşüyor. Nüfusun 2 milyon kişiyi aştığı ilimizde, yani şu anda 2 milyon kişi var mı düşünüyoruz, yoktur. Yani çünkü pandemiden dolayı gelen giden vesaire derken hani olduk bitti geldi gitti vesaire. 2 milyon kişinin aştığı ilimizde koronavirüse karşı mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor. Evet, yani mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor ama vatandaş bunun etkinliğini tam olarak kavrayamamış durumda oluyor. Çünkü sokakta özellikle maskeyi aşağı indirip sigara içen beyefendiler, size sesleniyoruz. Lütfen artık şu sigaranızı yol ortasında veya da işte gezerek sigara içme yasaklanmalı aslında arkadaşlar. Yani sizin önde içtiğiniz sigarayı arkadaki çocuklu aileler, arkadaki kişiler o sigaranın dumanından etkilenmemeli. Çekilin bir kenara, oturun bir kafeye, oturun bir işte çay ocağına, rahat rahat sigara, ama gezerek sigara içmek neyin nesi arkadaş? Yani buna da bence bir çözüm yolu bulunmalı. Gelelim biz manşete. Her neyse, gerekirse yurtları hastaneye çeviririz diyor Sayın Vali. Ve işte hemen salgına karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Salihhan, gerekli görülürse 10 bin kişilik Sivas Merkez Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu'nu hastaneye çevirebileceklerini söyledi. Bakın aslında bu 10 bin kişilik yurdun bir arada olması da bir sıkıntı. Bir salgın dönemindeyiz, farkında mısınız? Yani bir virüs bir yere girdiği zaman oranın tamamını kaplıyor. Allah etmesin ilerleyen zamanlarda başka bir tehlikeyle karşı karşıya kalsak, bu yurt efendim karantina altına alınsa nerede kalacak efendim orada yaşayan öğrenciler? Bu sorularda bizim düşünülmesi aklımızda deli deli sorulardan bir tanesi olarak kıyıda köşede kalmakta. Yatak kapasitemiz 3000, küresel illeti birlikte yenebiliriz. Sayın Vali bu yönde de açıklamalar yaptı. Gerekirse yurtları hastaneye çeviririz diyor. Elimizdeki hastaneleri geçmişte yıktık, viran eyledik ama şimdi yeni yurtları hastaneye çevirmek için adım atılıyor sevgili izleyenlerimiz. Ama gerekirse, ihtiyaç duyulursa onun altını da bir kez daha çizelim. Bebek ölüm hızı düşüyor. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hizmete giren Kadın Doğum Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bebek ölüm hızını düşürmek adına son sistem cihazlarla donatıldı. Günün haberleri bu yönde geçiyor ve işte sizlere manşetten haberleri de aktarmış olduk sevgili izleyenlerimiz. Memleketimizde manşetler bu yöndeydi. Yerel manşetleri değerlendirdik. Hayatı ve gündemi birlikte efendim yaşamaya devam ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat edelim. Mesajlar geldi mi bakalım. Arada tabii ki sizlerden gelen mesajları da gözden geçirmek gerekiyor. Hay maşallah diyoruz. Sağ olun efendim. Bizleri takip edebilirsiniz. Düşünce ve duygularınızı da en güzel şekilde bize aktarabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden biz günü, gündemi, hayatı sizlere aktarıyoruz. Gelişmeleri bir bir paylaşıyoruz. Gündem konuları arasındaki haberlere bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sevgili izleyenlerimiz bir klip hazırlandı. Malazgirt Zaferi'nin 949 yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sevgili izleyenlerimiz bu paylaşımda hemen onu da şöyle bir hazırlayalım. Sevgili izleyenlerimiz ekranlarınıza getirelim. Bir marş yayınlandı gündemdeki konular arasında. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel Kızıl Elma Marşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Biz de bu marşı ekranlarınıza taşıyalım istiyoruz ve marşın arkasından da güne, gündeme, hayata, gelişmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kızıl Elma Marşı yayınlandı. Biz de sizlerle bu marşı paylaştık. Güne, gündeme, hayata, gelişmelere efendim kaldığımız yerden devam edelim. Haber başlıkları arasında her ne varsa bir bir ekranlarınıza aktarıyoruz. Gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz.
Evet, Giresun'da geçtiğimiz günlerde yaşanan selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Giresun ve yakın ilçeler ve Rize'de geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ve tabii ki tablo her geçen gün ne kadar acı bir gerçekte kaldığımızı da gösteriyor. Soylu devletimiz madden manen tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır açıklamasını yaptı. Bu da gündemdeki açıklamalar arasında yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyordu. Biz de sizlerle hemen bu paylaşımları yapalım istedik. Süleyman Soylu ve diğer bakanlar sevgili izleyenlerimiz ilk günden itibaren selin yaşandığı, afetin yaşandığı alanda yer aldılar. Orada tabii ki gündemle ilgili açıklamalar bir bir düşüyor. Gerekli tedbirler vatandaşı bu yönde uyarılıyor ve vatandaşlar için de bu yönde sevgili izleyenlerimiz yapılan çalışmalar bir bir gündeme düşüyor. Hemen bakalım bununla ilgili tabii ki Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da Giresun'daki selle ilgili açıklamalar gündeme getirdi. SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı dedi. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık'a kadar, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. Açıklamalar gündeme düştü sevgili izleyenlerimiz. Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ya 2020 Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresinin 15 Aralık 2020 bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler, sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresinin de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarının da 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanının gerekildiğini duyurdu. İşte gündeme düşen haberler arasında yer aldı. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmet Bakanlığı bu açıklamaları yaptı sevgili izleyenlerimiz. Giresun ve ilçelerinde selden zarar gören esnaflar için SGK prim borçlarının ödeme sürelerinin 31 Aralık'a kadar ötelendiğini açıkladı. Gündemdeki haber başlıkları arasında yer alıyor. Hemen sizlerle de biz bu haberi sıcağı sıcağına paylaşmış olduk. Hani imkan olsa aslında hiç almasalar değil mi? Orada selden zarar gören vatandaşların bu yönde daha desteklenmesi daha da sağlıklı olur. Soylu'da devletimiz madden ve manen tüm imkanlarla vatandaşımızın yanında izledi. Bölgede tabii ki incelemeler yapılıyor. Hasarın ve doğal afetin her gün ne kadar büyük bir şekilde bir felaketle karşı karşıya kalındığımız paylaşılan fotoğraflarla da ortaya çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. Biz bir kez daha oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Hayatlarını kaybeden 8 vatandaşa da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte Soylu da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletimiz madden manen tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır açıklaması da o bölgeden, doğal afetin selin yaşandığı bölgeden gündeme düşen açıklamalarda geçti. Evet, eğitim kurumlarında neler oluyor sevgili izleyenlerimiz? Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı denetimlerini sürdürüyor. Tabii ki bu denetimler çok önemli, olması gereken denetimler. Özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı birimler. Neresi? İşte uygulama oteli, öğretmen evi. Bunların birer birer denetlenmesi İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Savaşçı tarafından gerçekleştiriliyor. Savaşçı uygulama otelinde alınan COVID-19 tedbirlerini yerinde inceledi. Uygulama otelini inceleyerek alınan tedbirleri oradaki birim müdürlerinden bilgi alarak tedbir konusunda neler yapılıyor. Bunlar da bir bir aktarıldı Sayın Savaşçı'ya sevgili izleyenlerimiz. Biz de tabii bunları sizlerle hemen paylaştık. İşte yemekhane olsun, konaklama alanları olsun vesaire. Bununla ilgili de denetimlerin yoğun bir şekilde geçtiğini de bir kez daha hatırlatıyoruz. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı kendi kurumlarına, kendi birimlerine bağlı olan kurumları tek tek geziyor. Bunlardan biri de işte uygulama oteli, geçtiğimiz gün öğretmen evini gezmişti. Uygulama otelinde ziyaret etti Sayın Savaşçı. Burada hangi tedbirler alınmış, neler yapılmış? Bununla ilgili uygulama oteli müdüründen bilgi aldı. COVID-19 tedbirleri böylece yerinde inceleniyor sevgili izleyenlerimiz. Bunu da hemen sizlerle paylaşmış olduk. Yine Sayın Savaşçı, biliyorsunuz öğretmen ve öğrenciler
maske üretimini sürdürüyorlar sevgili izleyenlerimiz. Salgının ilk başladığı günden itibaren özellikle meslek liseleri bu yönde çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Gerçekten biz de takdir ediyoruz. Her zaman ellerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Bu yönde de yapılan çalışmalar harika. Biz de bu yapılan çalışmalarda öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu yapmış oldukları çalışmalarda onlara da başarılar diliyoruz. Sayın Savaşçı bu yönde de efendim meslek liselerini gezdi ve Savaşçı liselerde maske üretimi yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hem de başarılar diledi sevgili izleyenlerimiz. İşte hemen fotoğraf karelerinde ekranlarınıza bu şekilde taşıyoruz. Savaşçı liselerde maske üretimi yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Haberimizde gündemdeki konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Üniversitesi'nde maske üretimi yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek yine orada tabii ki öğretmenlerle de bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim yılında alınacak kararlar, tedbirler bunlarla ilgili de paylaşımlar yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Ve öğrencileri çok özlediklerine vurgu yapıldı. Her türlü program hazırlandı denildi. Yani eğitimle ilgili herhangi bir aksiliğin olması yönünden bütün tabii ki kurumlar bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyor. İşte Sayın Savaşçı da öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Maske üretimi de Sivas'ta devam ediyor meslek liselerinde. Biz de öğretmen ve öğrencilerimiz efendim bu güzel emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Elleriniz dert görmesin diyoruz. Gündemdeki haberlere hemen yine bakmaya devam edelim. Yine çok güzel bir haber, biliyorsunuz. Devlet kurumlarında malzemeler yorulduğu zaman atıl duruma düşüyor. Ama işte Sivas'ta bu yönde sevgili izleyenlerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güzel bir çalışma başlattı daha doğrusu. Yapmış olduğu çalışmayla hani eskiyen demirler, atıl duruma düşen demirler yeniden hayata geçiriliyor ve işte yurtlarda ömrünü tamamlayan malzemeler geri dönüşüm ile hayat buluyor sevgili izleyenlerimiz. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlarda eskimiş işte kullanılmayan malzemeler, özellikle tabii demir önemli olan işte özelliği olanlar bu şekilde görevliler tarafından işleniyor. İşlendikten sonra da bu hale geliyor. Yani yurt bölgesine, kampüs bölgesine gençlerin oturabileceği güzel bir şekilde salıncaklar, demirden salıncaklar yapılıyor. Yurtlarda ömrünü tamamlayan malzemeler geri dönüşüm ile hayat buluyor. Bu da bizim dikkatimizi çeken güzel bir haberdi. Yani artık bu pandemi dönemi bize şunu gösterdi. Elimizde her ne varsa bunu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İsraftan kaçmamız gerekiyor. Atıl malzemeler geri dönüşümle böylece öğrencilere yeniden kazandırılıyor. Yurtlarda kullanımı ömrünü tamamlayan atıklar teknisyenler tarafından güzel bir şekilde işlenerek yeni bir şekil alıyor ve böylece öğrencilerin hizmetine salıncak olarak sunuluyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de atıl malzemeleri kullanarak bu şekilde güzel bir şekilde öğrencilere yeniden bu malzemeleri kazandırıyorlar. Bakın işte kaynak yapılıyor, kesiliyor, ölçülüyor, biçiliyor ve işte buradaki teknisyenlerin çalışmasıyla, gayretleriyle bu güzel demirden salıncaklar kampüsün işte yurtların etrafında öğrencilerin oturup zaman geçirebileceği özel malzeme olarak atıklardan bunlar ortaya çıkıyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Devir efendim, tasarruf devri diyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamıyoruz. Bunu da her zaman söyleyelim. Pandemide bunu gördük, yaşadık. Efendim gün gündem hayat gelişmeler çok yoğun bir şekilde hızlı hızlı akıp gitti. Biz de diyoruz ki efendim şu saate kadar bizleri izlediniz, bizlerle oldunuz, sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hayat içerisinde her ne var ise biz de elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalıştık. Bakalım bizlere herhangi bir şekilde yazanlar varsa onların da mesajlarını okuyalım istiyoruz. Şöyle bir gözden geçirelim. Teşekkür ediyoruz. Bizleri şu ana kadar izleyenlerimiz yarın da yine biz sonraki günlerde de en sağlıklı bir şekilde sizlerle beraber olacağız. Hayata dair paylaşımlarımızı biz yine efendim bu sosyal medya Facebook üzerinden yapacağız. Şehrimizin, ülkemizin daha iyi yerlere, daha iyi noktalara gelmesi için her bir birey olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Çalışmalıyız, çalışmalıyız, çalışmalıyız. Evet, salgın konusu hepimizin konusu. Dikkat edelim lütfen. Kalabalık alanlardan uzak duralım. Yani aile, akraba ziyaretleri, düğündü vesaire, işte asker uğurlama, sünnet düğünü, kına gecesi vesaire burada tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. 14 ilde bakanlık bu yönde bir kısıtlama getirdi.
ve Sivas tabii bu illerin arasında yer almıyor ama düğün saatlerinde de aşağıya çekilme söz konusu oldu. Onun için tedbir elden bırakmıyoruz. Yarın ve sonraki günlerde yine biz efendim sosyal medyadan sizlere en sağlıklı bir şekilde gündemi aktarmak adına Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.